MHRS ile ilgili sorunlarımız var biliyorsunuz. Özellikle MHRS ile bakılan hasta sayısı Türkiye'de bakılan hastanın yarısı MHRS ile bakılıyor. MHRS ile bakılan hasta kadar da ilave randevusuz gelen hasta bakılıyor. Yani sadece randevuyla gelen hastaya bakılmıyor. Bir o kadar hastamızda randevusuz acil hastalar dışında hastaneye geldiklerinde bakılmış oluyor. Bolu için, Düzce için bunu düşündüğümüzde 2023 yılında geçen yıl toplam bakılan hasta sayısı 1 milyon 800 bin kişi. Hizmet verdiğimiz 1 milyon 800 bin kişi. 400 bini acille müracaat eden hastalarımız, 500 bine yakın kişi ise MHRS üzerinden randevuyla gelen hastalarımız. Yani 1 milyon 800 bin kişi bakılıyor. 500 bin sadece randevuyla bakılmış oluyor. Randevuyla bakılanın iki katından fazlası randevusuz bakılmış oluyor. Düzce için söylüyorum. Ve peki randevu alıp Türkiye'de ise bir yıl boyunca MHRS üzerinden randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi. Düzce'de ise randevu alıp randevusuna gelen 500 bin, randevu alıp randevusuna gelmeyen 100 bin kişi. Türkiye genelinde 23 milyon kişi. Üstelik bir başka hasta olan bir vatandaşımızın sağlık hizmetini almasını önüne geçmiş oluyor. Yani onun bir başka hastanın hakkını gasp etmiş oluyor. Dolayısıyla bu anlamda çok hassasiyet göstermeliyiz. Önümüzdeki 4 yıl içinde kamu hastanelerimizde çalışan 56 bine yakın uzman hekimimiz var. 4 yıl içinde ise bir bu kadar daha uzman hekimimiz mezun olmuş olacak. Yani önümüzdeki 4 yıl içinde, 4 yıl sonunda toplamda 56 bine yakın uzman hekimimiz daha olacak. Yani var olan hekim sayımız uzman hekim olarak diyorum iki katına çıkmış olacak. Dolayısıyla bu sorunlarımızın farkındayız. Üzerinde gayretle çalıştığımızdan emin olun. Önümüzdeki dönemde bu sorunların giderek aşılacağını düşünüyorum. Devlet hastanemiz eğitim araştırma hastanesi değil. Düzce'nin 410 bine yakın zannediyorum nüfusu var. Ve her geçen yıl artan bir nüfusa sahip. Düzce'nin geciken bir eğitim araştırma hastanesi eksikliği söz konusu. Bunu biliyoruz. Burada en önemli sorun arsayla ilgili sorunlarımızdı. Ve var olan hastanenin büyütülerek eğitim araştırma kapasitesini, eğitim araştırma vasfına kavuşmasını arzuladık. O nedenle de bu hastanenin bitişinde belediyeye ait olan yaklaşık 38 dönüme yakın bir önümüzdeki gördüğümüz alan oluyor. Bu alana biz yeni şehir hastanesi konseptinde bir hastane yapmak istiyoruz. Bununla ilgili şu an bu hastanenin yatak kapasitesi 355, 145 Muncurlu'daki ek binayla birlikte toplam 500. Biz 355 yatağı 1000 yatağı tamamlamak istiyoruz. Yani toplam 650 yataklı burada hizmet verebilecek ve toplamda 1000 yatak kapasitesiyle eğitim araştırma hastanesi olarak fonksiyon görecek bir hastaneye sahip olacağız. Bunun için arsanın tevhid işlemleri devam ediyor. Bize geçtiği an biz bunu hızlandırmış olacağız. Ayrıca Muncurlu'da biliyorsunuz ek binamız var. Muncurlu'daki ek binaya ilave olarak bahar projesini projelendirdik. Bahardan kastım
bağımlı hastalar için rehabilitasyon merkezi yapmak. Bu anlamda 150 yataklı Bahar projesini de Muncurlu'ya ilave etmiş olacağız. Dolayısıyla toplamda burada 1000 yataklı şehir hastanesi konseptinde bir eğitim araştırma hastanesi, Muncurlu'da da ilave 150 yataklı özellikle bağımlı hastalar ile ilgili rehabilitasyon fonksiyonunu ve ihtiyacını giderecek bir hastanemiz olacak.